Orta Doğu ve Balkanların olmasa da bence sabahların özellikle hafta sonu sabahlarının en iyi programı Yaşasın Hafta Sonu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben böyle mi düşünüyorum? Ben böyle düşünüyorum. Ekip arkadaşlarımla birlikte dolu dolu hazırlanıyoruz her hafta. İki saat boyunca spora dair ne varsa sizlere getiriyoruz. Yani ben gündemi takip edemiyorum. Birisi benim için özetlese, ilk bir saat şöyle maç özeti verse, gündemdeki haberleri verse, gazete başlıklarına baksa, zaman zaman bir bağlantı yapsa, son dakika haberleri varsa bana aktarsa, bir saatte spor dünyasında ne oluyor bitiyor, beni bir haberlendirse diyenler için ve aynı zamanda ya yani spor evet futboldaki haberler tamam da biraz da spor sohbeti olsa şöyle önemli, özel, güzel, keyifli konuklar gelse. Hem biraz spor hem biraz hayata dair e, konular konuşulsa. Spor dünyasından önemli isimlerin diğer hayatları, diğer bölümleri, diğer e, alanları konuşulsa dediğinizi duyar gibiyim. Biz o yüzden böyle güzel bir program hazırlıyoruz. Yaşasın hafta sonu. Bir saat boyunca haber geri kalan bir saatte de böyle sohbet, dolu dolu sohbet yapacağız. Şimdi bana soruyorsunuz bugünkü konuğunuz kim diye. Ben de hemen size söylüyorum. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak bizlerle birlikte olacak saat 11 ile 12 arasında. Onun öncesinde dolu dolu size çok güzel gündemi özetleyeceğim. 5. haftayı açtık mı? Açtık. İyi, i̇yi bir pazar bence bizi bekliyor çünkü pazara güzel başlayacağız hep birlikte. Beşinci haftayı açtık. Beşinci hafta oynanan maçlar var, oynanacak maçlar var. İlk olarak ben diyorum ki şöyle bir tabloyla açalım. Ne olmuş, ne bitmiş biliyorsunuz böyle. Çok wow bir başlangıç değildi. Yani çok gollü bir açılış değildi Trabzonspor'un. Ama Trabzonspor Ümraniye'den 3 puan almayı başardı. Dün güzel maçlar vardı. Sivasspor Spor, Fatih Karagümrü'nü saymıyorum. 0-0 bir beraberlik söz konusuydu ama... ...bence Alanya Spor, Başakşehir-Alanya Spor maçı güzeldi. Başakşehir 3 puanın sahibi oldu. 2-0 mağlup etti. Dün akşamın 21.45'te başlayan, geç saatlerde başlayan ve gördüğünüz üzere uykusuzluğumun nedeni olan Fenerbahçe Kayseri Spor maçı. Fenerbahçe'de 2-0 ile Kayseri'yi geçmeye başardı. Hiçbir yere ayrılmayın. Biraz sonra hem özetlere hem maç sonu açıklamalarını hem şöyle ne oluyor ne bitiyor hepsini sizlerle paylaşacağım. Giresun Spor'da evinde Konya Spor'a yenildi değerli izleyenler. 1-0'lık sonuç çıktı. Bugün Hatay Spor Adana Demirspor maçı var ve 21.45'te de Antalya Spor Kasımpaşa maçı bizi bekliyor olacak. 21.45'te ise Beşiktaşlılar Ankara'ya gitti. Beşiktaş Ankara'ya gitti. Bir Ankara gücü Beşiktaş karşılaşması izleyeceğiz. Hem transfere dair hem de bugüne dair bugün oynanacak maçlara dair haberlerimiz de var. Kapanışı nasıl yapacağız? Bence güzel bir kapanış olacak. Ne dersiniz 5. haftada bir Galatasaray Gaziantep maçı. Son gelişmeleri takımlara ait son gelişmelerini hepsini gelişmelerin hepsini sizlerle buluşturacağız. Ama ben diyorum ki. Belki geç saatten ...olmasından dolayı maçı izleyemeyenler vardır. Nasıl geçti? Jesus mutlu. Fenerbahçeli taraftarlar mutlu. Ee, yeni transferler muhteşem. Aa, ama şunu da böyle es geçmek istemiyorum. Çağdaş Atan'ın Kayseri sporu da fena değil. Heh, ne dersiniz? Transfer tahtaları kapalı. Önemli transferlerden yoksunlar. Hikmet Karaman sonrasında gelen bir Çağdaş Atan... ...kendi futbol... E ne derler sistemini oturtmaya çalışan bir çağdaş atan yine de güzel bir mücadele oldu. 2-0 Fenerbahçe bu maçı kazandı. O maçın en önemli anları özeti ekranlarınıza gelsin bakalım. Yaşasın hafta sonunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Spor keyfi yaptığımız bu bölümde bugün konuğumuz Adana Demirspor Kulüp Başkanı sevgili Murat Sancak. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum, hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ediyorum. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim, çok teşekkür Size ederim. Size de hayırlı olsun. Hayırlı olsun inşallah. Evet. Sizin gibi böyle güzel renkli konukları ağırladıkça daha da mutlu oluyoruz, daha da büyüyoruz. Ne zaman arzu ederseniz buradayım. Başkan gibi başkan demek <laughs> istiyorum. Şimdi siz buradasınız diye söylemiyorum. Ama ilk olarak şöyle girmek istiyorum. Bu yıl Süper Lig'in bence en sempatik takımı Adana Demirspor. Eyvallah sağ olun. İnşallah devam ederiz. Sizin de hedeflerinizden bir tanesi buydu sanıyorum ki öyle değil mi? Şöyle tabii ben 4 yıldır 4 yıllık başkanım. 2018'de geldi. Süper Lig'e geçen sene <laughs> çıktıktan sonra benim tek bir hedefim vardı. Herkesin ikinci takım olmak. Ya güzel. Bunu da %80 başardık. Bir daha 120'lik bir payımız var. Önümüzdeki hı hı. yıllarda inşallah onu da yakalarız. Herkesin gönlüne e, tat kurmuş oluruz. Bir de siz böyle şahsımda münasır bir başkansınız. Böyle renkli kişiliğiniz, renkli açıklamalarınız. <laughs> hani Adana Demir'le de çok uyuşan güzel bir süreciniz de var. Ben duygularla yaşayan bir insanım. Yani beynimde ne varsa, yüreğimde ne varsa adımdan da o çıkar. Hı hı. Onun için insanlar seviyor. Sağ güzel. olsunlar. <laughs> Bugün atar maçınız var. Evet çok önemli bir maç. Eğer bugün yenersek Beşiktaş'ta takılırsa hı hı. E, herhalde bu hafta lider oluruz. Bu hesaplar yapılıyor. <laughs> yapılıyor tabii yapılıyor. Hı hı. Ya Monteyla gerçekten çok değerli bir teknik adam öyle değil mi? E, kendine seviyorsun. has özellikleri olan e, değerli bir arkadaş. Kendine yani, has derken yani bir şey balotelli değildir. Çok mütevazi bir adam. Hı hı. Çok mü Ama bazen e, geçen hafta seyrettiğiniz gibi bazen böyle e, çıldırabiliyor insanlar. Ne oldu orada? Ya tabii yani şimdi... Bazen bunları Hatırlatalım Ümraniye maçında Montella ile teknik direktörle Maç sonrası Maç sonrası e, takım yıldızı Balotelli e, ta takımdan ayrıldı ama onu da soracağız elbette Bir tartışma yaşadılar Şöyle tabii maçın stresi de vardı o gün 1-0 bitti maç çok zor bir maçtı yani Kayseri şey Ümraniye Spor çok iyi bir takım Fenerbahçe ile hı. Evet, beraber kaldı zorladılar. Diğer maçlarda hep 1-0 kaybetmiş O hı hı. günde iki tane de penaltımız da vardı ama verilmeyen penaltılar vardı Tabii son dakikada e, Mario'nun bir pozisyonu vardı. Göğsüyle alıp e, yere indirmesiyle orada kaptırınca hı hı. tabii tehlike de yaşayınca hocanın tabii e, şeyine gitti, zoruna gitti. Teb çekti. hakem çekti. Hakemle tokalaştıktan sonra denerken aslında başlatan Montella. Öyle mi? Tabii aslında başlatan Montella. İşte şimdi bir insanın şimdi, adı çıkacağına, do, yani canı, canı çıksın. çıksın derler ya öyle bir şimdi şey. Şimdi o laf söyleyince o da ona aynı lafı söyleyince orada ortam gerginleşti. Ama soyunma odasında hepsi bunlar halledildi tabii. Çok da iyi görüşüyorlar yani Hala Sion'a gitmesine rağmen hı hı. ilk tebrik edenlerden bir tanesi Montella'ydı yani. Peki o olayın bir etkisi var mıydı? Ya yani o olay üzerine gidince? Hayır hayır, edince... hayır. Sezon daha kamptayken bile Mario hı hı. gitmek istiyordu Balotelli. hatta Türkiye'ye gelmek de istemiyordu. Evet, çok büyük Türkiye'den bir İstanbul yok, büyükleriyle o kadar çok yıllarca anıldı ki tabii, tabii. Aslında, biz bir anda Adana'da gördük Balotelli'yi. Tabii aslında yani çok da memnundu ee, ama tabii bazen alışkanlıklar, alışamama şehre, ülkeye alışamama durumlarda. Siz hiç çekilmediniz mi mesela Balotelli gündeme gelince? Yok o zaman söyledik yani o deli biz deli birbirimizi <laughs> idare eder gideriz dedik yani. Gayet de birbirimizi iyi idare ettik Yavuz, yani. Siyon başkanı da çılgın. Biliyor musunuz bilmiyorum, çırgın bilmiyorum çırgın ama. Çılgın benimle bir e, irt... telefonla bir canlı görü görüştü benimle. Yani duyumlarımız öyle. Tabii tabii. Bana hatta o zaman şey demişti. E, teklif gönderelim mi? Hayır gönderme başkan. 3.2 milyonu yatır. E, ya Teklime O kadar. Teklife gerek yok diye. Tabii, yani tabii. şey e, Konstantin Siyon başkanı takımı böyle askeri kamplara götüren. Tabii, tabii. Zaman zaman <laughs> futbolculara tehdit eden. O da çok renkli bir insan. Evet. Hatta şöyle <laughs> teknik direktörü kovup 5 e, maç üst üste yenilgi alınca Siyon... Teknik direktörü kovup sahaya inip takıma 3-1'lik galibiyet sağlattıran bir çılgın. Olmaz diye bir şey yok. Bu kadar futbolun içinde olduktan sonra bir iki maç yönetebilir canım. <laughs> Gayet normal yani. Niyetiniz var galiba. Hiç belli olmaz. Olur mu peki böyle bir şey? Hiç belli olmaz. Müdahale Bilemeyiz. ediyor musunuz teknik direktörlere? Müdahale ediyor muyum? Evet. E ediyorum. Siz çok samimi cevaplar tabii, vereceksiniz. Tabii, ediyorum, o yüzden size ediyorum. güveniyorum. Ne gibi ediyorsunuz Şimdi şöyle, mesela? E, Monteyle'ye en son ne müdahalede bulunmuş? Şimdi şeye bakmak lazım. Bakın e, Sayın Satar. Şimdi olay şu. Şimdi hoca başarısız olduğu zaman gittiği zaman gidip başka yerlerde antrenörlük yapabiliyor mu? Evet. Yapabiliyor. Yapabiliyor ama kısıtlı. Ama yapabiliyor netice itibariyle. Yani Adana'da bir süreden ayrılıp Kayseri'ye gidip Kayseri'den ayrılıp Konya'ya gidebiliyor. Peki kulüp başkanını bırakan bir başkan başka bir kulübe başkan olabiliyor mu? Yoksa var mı gönlünüzde başka bir kulüp? O açıdan söylemedim tamam, ben. Tamam peki. Olamaz. Ya Normalde tabii. olamaz yani. Olmaması yani lazım da yani. E şimdi bütün her şeyin sorumlusu başkan yönetimse niye müdahale etmesin? Yani alıyorsun bu kadar pahalı bir takımı hı hı. bir insanın ötesine e, veriyorsun. İstediği gibi at koşturacak. Öyle bir dünya yok. Peki arada bir aracı olsa mesela oradan Türkiye'nin en zaten. büyük problemine aracı var Sportif direktör. Var bizde. Çok yani çok... sizde var ama Türkiye'de. Hatta İzmirli kendisi de. <laughs> Gökhan Göktürk. <laughs> ya İzmirlilerin futbol sevgisi biraz böyle sorgulanabilir. Ya futbol sevgisi değil de. Yok ama çok değerli yani. Futbolda altın ordu başarılı değil altın, değil. Altınordu'da, Hı -hı. Altay'da, Galatasaray'da görev almış Hı -hı. bir genç bir arkadaşımız ve çok gayet de başarılı. Çok kısıtlı yani. Türkiye'de çok tamamıyla oturmuş bir yapı değil sportif direktörlük öyle değil mi? Aslında bir de tam oturmuş durumda sizde. Evet, bizde şu anda mesela kulübün CEO'su olmasına rağmen Hı -hı. ama bizim malzememiz A takım olduğu için, futbol olduğu için benle e, hoca ve takım arasında e, dimdik ayakta duran sportif direktör. Ve bütün yetki onda. Siz aradığınız oluyor mu mesela Montello'yu? Arıyorum. Oteli? Montelli aramam. Aramaz mısınız? Hiç mi aramadınız? Benim tek muhatabım sportif direktör Gökhan Gökhan. Bir kere Gökdür. bile aramadınız mı? Direkt kendisini mi evet. Hayır. Güzel. Hiç aramadım. Güzel. ETS kaydına bakılabilir <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Geçtiğimiz yıl geldi Montella takıma. E, i̇ki yıllık sözleşmesi vardı. Bu sezon e, aslında son yılı, öyle değil mi? Normalde ya, son. Evet, normalde son. E, nasıl memnun musunuz? Devamı geliyor mu? Gelecek Vallahi mi? Şu anda böyle giderse e, herhalde ben kendisine söylemiştim zaten. Yani seninle biz şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Uzun Güzel. süreli çalışmak istiyoruz. Hatta beni cezbeden ki onu aldığımız zaman anlaşma yap, yapmadan önce Türkiye'ye davet etmişti, geldi, hmm. bizi kulübüs izledi, baktı, bizimle tanıştı. Sonra kabul ediyorum dedi, geleceğim dedi. Bir şartla dedim. Benim bir şartım var yalnız dedim. Ee, hayırdır başkan dedi. Dedim ki her maçtan sonra ben 24 saat sonra hocayı çağırırım. Kendi gözlemlerimi kendisine aktarırım. Hı hı. Ha, düzeltirse düzeltir, düzeltmezse bir daha söylerim. Bir daha söylerim ama dördüncü defada gönderirim. Hı hı. Bunu kabul ediyorsan kabul et. Döndü bana dedi ki ya başkanım dedi niye maçtan sonra? Niye maçtan önce iştişare yapmıyoruz dedi. Hı. Daha az hata yaparız. E, zaten kadro yazan da benim. Dedim o zaman sana hedef yok hocam. <laughs> Güzel. Sen, bu ego yoksa sende sana hedef de yok. Güzel. Ve seninle uzun süreli çalışmak isterim dedim yani. Gayet de iyi gidiyoruz. Bazen tabii hocalar da enteresan. Çok enteresan iyi giden bir şeyi de bozmalarda mahirler yani. Hı hı. Şimdi mesela geçen sene bir maçımız vardı Antalya maçımız. Kadroyu değiştirdi. Beşiktaş'ta bir bir beraber kalmış. Galibiyeti kaçırdık o maçta. Sonra Antep'e gittik. Antep'i ilk defa bir yıl aradan sonra ilk defa sahasında yenen tek takımdık. 3-0 yendik. Doğru. Sonra döndük. Antalya başında bir değişiklik yaptı. Beraber berabereyiz o kurtardık. Sonra Malatya'ya gittik 2-0 yenildik. Yani bazen iyi giden şeyleri hocalar bozmaya çok mahirler. Çünkü Doğru. orada kendilerini göstermek istiyorlar. Bakın ben bu değişikliği yaptım. Hı hı. Daha başarılı olduk. Halbuki yapmayın. İyi giden bir şeyini bozuyorsunuz? Değil mi? Bırakın gitsin. Fazlasıyla. Nerede tökezlerse o zaman müdahale edersin yani. Yerlisi de yabancısı da fark etmiyor yani. Aynen öyle. Fark etmiyor yani. Peki uyum sağladı artık Adana'ya, değil mi? Çok seviyor Adana'yı. Milleri de çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Yani artık inşallah maşallahlarla gidiyoruz yani. E, oyuncular nasıl? Transfer defteri kapandı mı sizde? Ya şöyle aslında transfer... Ben Mario Balotelli'yi e, göndereceğimi bildiğim için hmm. Zuba'yı aldım zaten o zaman. Göndereceğinizi Yedek bil, ne zamandır biliyordunuz? E, yani hangi? gitmek isteyen bir adamı zorlattı mısınız? Uzun bir süreç miydi? E, neredeyse iki aydır. İki aydır? Tabii. Kampa gitmeden bile ben gelmeyeceğim diyordu yani. Ne oldu peki? Son noktayı ne koydu böyle? Balotelli bir şey yaptı mı? Yok Yo, bir şey yapmadı. En son ben ben de dedim ki git artık Mario yani. Yani hatta kulüp bulamazsan parayı sen yatır. Bon servisini al git dedim artık yani. Çünkü o kadar. takımın huzurunu bozmaya hakkı yok. Bozulur müsaade... muydu? E, bozulur tabii. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani antrenmanlara çıkıp e, ben gideceğim diyor. Bilmem orada uyumsuzluk yapıyor. E, diğer futbolcuların da e, konsantrasyonunu bozar. Ben ona müsaade etmem. En böyle anlaşabildiği teknik direktörlerin başında Mourinho geliyordu. Hı hı. E, Balotelli ile birlikte. Mourinho'nun şöyle bir anısı var İzninizle anlatmak isterim. Tabii ki. Şimdi dedi ki... E, CNN, uluslararası CNN'e yaptığı açıklamada dedi ki Balotelli hep böyle özel ilgiye muhtaç bir e, oyuncu. Bir gün işte Şampiyonlar Ligi'nde Inter kazanlı karşı karşıya geliyor. Herhalde 2018 yılında olabilir. Doğrudur. Dedi ki elimde yani ne Milito var ne Eto var. Yani tek Tek Santrafor, tek <laughs> sıkıntı yaşıyorum. Ve dedi 42. dakikada Balotelli sarı kart gördü. Devre arasına gittik. 15 dakikamın 14 dakikasını Balotelli'ye ayırdım. Dedim ki, bak seninle uğraşanlara cevap verme, münakaşaya girme, seni provoke edenlere hiçbir şey söyleme, hakeme hiçbir şey söyleme ve 46, kırmızı kart görme. 46. dakikada kırmızı, kırmızı kart. kart yani gerçekten patlamaya hazır bir bomba ama bir yıl bence güzel gitti. Şimdi şöyle, onunla birkaç tane anımız var. Mesela bir giresun maçımız var, dakika 25'teydi herhalde. Bir sarı kart gördü. Benim sesim de gür çıkar. Protokolde oturmama rağmen orada bağırdığım zaman duyurabiliyorum sesimi. Mario diye bağırdım. Şimdi daha sonra arkadaşlarına anlatıyor. Diyor ki başkanın sesini duydum ama korkumdan bakamadım diyor. O kadar. Ve kırmızı kat görmedim bitirdim maçı yani. Hı hı. Ve 1-0 aldık o maçı. <laughs> Bravo. E yani Mario çok aslında çok özel bir insan. Hı hı. E, hakikaten özel bir insan. Evet e, sinirli, agresif ama çocuk. Ya çok iyi bir iletişimimiz vardı mesela onunla. ...sportif direktörlü olsun, bizim Metin Korkmazlı olsun... ...hocayla olsun, çok iyi iletişim var. Yani bir gün antrenmana... ...antrenmana geç, geç gelmişliği yok. Yani Yunus'u bugün... ...Yunus yapanlardan bir tanesi Mario'dur. Ne kadar? Espanyoldan Mario'dan aldığımız Mario'da. Vargas'ı... ...Vargas yapan da e, Mario'dur. İşte yani, gençlere ya, de çok büyük... ...ama Mario'nun da yani hakikaten... Ben, gitme, ben gitmesini istemezdim. Yani kendisi kalmak isteseydi... ...ben hmm. onunla 3 yıl daha e, çalışmak isterdim. Hatta giderken de söyledim kendisine. Adana'da mı kalmak istemedi... E, büyük bir ihtimalle çünkü Adana'da yaşam olarak e, biraz İstanbul, İstanbul olsaydı belki bir, bir yıl daha kalabilirdi Peki koridorlarda çok farklı bir iddia var bu iddiayı size sormak istiyorum Şimdi evet. Anadolu takımlarının kulüp başkanları bir yıldız oyuncuyu bir önemli bir oyuncuyu güçlü bir oyuncuyu ikna edebilmek için Önce İstanbul'a çağırıyorlarmış Doğru. Böyle İstanbul'u gezdiriyorlarmış restoran işte manzara ortam daha sonra sözleşmeyi ortalara koyuyorlar. Siz şöyle hatta bazı şehirlerde şöyle akşam uçağıyla oraya gönderiyorlar. Hı hı. Hele ki bir de sahili varsa o şehrin sahilde o ışıkları falan görünce ben güzel bir yere geldim diye İstanbul düşünürken hovası. gündüz imzayı atıyor sonra gezmeye çıkınca şok oluyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> Siz ikna ettiniz ama değil mi balotelli? E Biz balotelli Adana'ya getirmeden ikna ettik. İstanbul'da mı? Tabii İstanbul'da rahmetli onun menajeri Miaola vardı. Hı hı. Hatta çok enteresan bir transferdi o. Bizde yüzde e, bon servisi 20 imza parası istiyordu bizden. Yüzde 20 de 1 milyon 8 bin euro yapıyordu. Yüzde 20 de menajerlik ücreti istiyordu. O da 1 milyon 8 bin euro. Toplam 3 milyon 600 bin euro cepten ilk anda çıkacak olan paraydı. İyi para. Sonra getirdik Yeşilköy'de bir otelde. 2,5 saat toplantının sonunda. Yüzde 20 imza parası vermedik. 1 milyon 8 bini. Yüzde 20 menajerlik ücretini de %10'a düşürdük. Ve Miola döndü dedi ki bana. Başkanım parayı ne zaman istersen o zaman gönder. Güzel. O kadar yani aramız iyi e, iyiydi onunla yani. Şimdi ben bir Adana Demir Spor taraftarı olsam size şunu sorarım. Başkanım şimdi Balotelli'yi gönderdik kasamıza da para girdi. E, o para daha le... giren bir şey yok. Gelmedi mi Tabii daha? Tabii bu paralar hemen girmiyor maalesef. <laughs> tamam kasanızda evet. para girecek. Var mı güzel bir transfer? Bir Ama dizi, şöyle, var mı şöyle Barotelli'nin gitme ihtimaline karşı Düzuba'yı aldık. Bakın düzübay e, evet, çok e, özel bir oyuncu o evet. da. Tabii daha 4 e, ay e, ayağına top değmemiş. 2 e, günlük kamp, kampta 2 günlük kampta ertesi gün maça çıktı. Hı hı. Şimdi bu e, futbolcunun biraz zamana ihtiyacı var. Doğru. E, bizden önce Fenerbahçe ile görüşmüşlerdi. Hı hı. Fenerbahçe transfer etmek istemiş. Yani çok özel bir oyuncu aslında. Ha fırsat transferi olur mu bilemem. İyi bir oyuncu bulursak, fırsat transferi de olursa biliyorsunuz Dinlemde Avrupa'da. De var mı? Böyle takip ettiğiniz Yani ettiğimiz şu anda bir yurt dışında bir takım bize önerdiği kiralık olarak gönderelim diye istediği bir oyuncu var. <laughs> ha, olabilir olmaz diye demiyorum. Yıldız yani. Yıldız Son güne ya. kadar Yok yıldız değil. Ama y iş görür. Yetenekli bir isim. E, yani. iş görür. Iş Hareketlendirir görür. mi? Hocanın olarak? istediği. Yok öyle yıldız beklemeyin. Öyle Yıldız çıtayı yok. yükselttiniz ya. Dört büyüklerin istediği Ama bir oyuncuyu ne getirdiniz adına Bizde ya. ne yıldızlar var. Belhanda <laughs> var. Evet, Onyekuru var. NDI var. Ya, ya bazı bakın var. Galatasaray'da görmediğimiz performansları döktürüyorlar. Tabii, Resmen mesela bakın Asambolonga. girmişler. Asambolonga. Geçen sene 13 tane gol attı. Bu sene biraz tutuk başladı diye taraftarlar hemen gitsin diyorlar. Ya çok özel bir oyuncu. Göndermeyeyim ben böyle oyuncu. Şey oyunu. yükselttiniz tabii. Şimdi Sağbek'te oynayan Svenson var mesela. Şimdi sol beke e aldığımız Kevin Rodriguez, Portekiz milli takım oyuncusu. E, çok özel oyuncularımız Güzel hakikaten özel oyuncularımız var. var yani. Hadi Süper Ligi genel anlamda şöyle bir değerlendirelim. E, nasıl bir sezona giriyoruz? Güzel, keyifli bir sezon. Transferler çok yoğundu. Dört büyüklerin yaptığı transferler de güzeldi. E, beğendiniz mi transferleri? Tabii, şimdi büyük camiaların e, sorunları daha çok. Yani bir Fenerbahçe'nin, bir Beşiktaş'ın, bir Trabzon'un, bir Galatasaray'ın çünkü her sene şampiyon olmak istiyorlar. Hı hı. Tarafta da e, sabırsız. E alıyorlar. İyi transferler de yaptılar. Yani en son Fenerbahçe'nin e, Beşiktaş'ta oynayan 9 e, numaralı vardı Batuşay. Batuşay. E, bence iyi bir oyuncu. Montella de istemişti ama hı -hı. biz o zaman bizden 6 milyon... İstedi milyonu... mi? Tabii ne bizden. Ne zaman istedi? Bu sezon. Hemen sezon sonunda eğer alabilsek iyi olur demişti. Hı -hı. Biz o zaman görüştük 6 milyon euro para istediler. Aslında Fenerbahçe çok e, iyi bir transfer başarısı sağladı Gözlerdi. burada. Yani 3 milyon euroyu almışsa tebrik etmek lazım. Hı hı. E bizden 6 milyon euro istediler. E şimdi diğer e, anılan oyunculara baktığınız zaman Galatasaray'da çok kaliteli oyuncular aldı. Güzel Beşik. transferler evet. oldu değil mi bu sezon? Mesela bugün işte Galatasaray'ı açıklayacak herhalde. Icardi'yi almış mesela. Özel oyuncular bunlar. Ama şimdi bazen şimdi bizim taraftar santrafı istiyor ama hı hı. şimdi Adana Demirspor'un genlerine baktığınız zaman genelde soldan sağdan oyuncular golleri atıyor. Doğru. Santrafı'na fazla şaşmıyorlar. Aslında santrafı da oynayabiliriz. Hı hı. Ne istiyorlar Santa Ford'u anlamış değilim yani. <laughs> yani bir sol açık, bir e, sağ yani açık ilave edilecek daha iyi olur aslında. Bir yıldız olsa takımda beni almaz e, diyorlar. Daha yeni takımız yani Hı -hı. şimdi de ayaklarımız üzerinde durmamız lazım. Şimdi tabii taraftarlar her şeyi ister. Ama bilet almaya gelince, kombin almaya gelince, forma almaya gelince maalesef ceplerinde akrep var. Doğru. Şimdi paramız yok diyor. Tamam anlıyorum. Kriz var diyorsun anlıyorum. Ama kız arkadaşını alıp kafeye gidip 100-200 lira harcayabiliyorsun. Onlar da olmasın. Ama olmaz. Temel olmaz. Taraf o, taraftar, ama taraftarlık bu değil. Evet Anadolu takımlarındaki taraftarlar mesela statları çok boş bırakıyorlar. İzliyor Yok yine musunuz? Anadolu takımlarına göre biz yine iyi seyirci çekiyoruz. Adana, adana, buna adana, rağmen buna adana, rağmen adana, en uşkusuz. son maçta 15 bin kişi oynadık. Yani. Adana'yı tenzih ediyoruz. Yani, ya birinci ligdeyken bile 13-14 bin kişi oynuyorduk. Yani Yok. Adana Demirspor taraftarı çok özel bir taraftar. Hakikaten çok özel bir taraftar. Yani deplasmanlara bile statların yarısını versene doldururlar bizimkiler. Vermiyorlar mesela Hatay yüzde %5 kontenjan vermiş bize Aha. ben aradım kendilerinden rica ettim biraz kontenjanı arttırın oradan gelen cevap şu ya şimdi kendi sahamızda misafir takım görümde olmayalım dediler Hı -hı. yani çünkü bizim taraftarımız daha fazla olurdu yani. Doğru. Onun için, Kulüp başkanlarıyla aranız nasıl? Çok iyi. En yakın arkadaşınız kim? Vallahi hepsiyle iyi benim ama en çok Ali Koç başkanımla Ahmet Ağulu başkanımla Hı -hı. Ahmet Nurşehir başkanımla sağ olsun diğerleri de Berna Hanım olsun, Hakan Başkanım olsun, Giresun, Süleyman Hurma olsun, Ankara Gücü'nün yeni başkanı Faruk Hoca olsun. Aramız hepimiz iyi. Değil. Transferler konusunda birbirinize takılıyor musunuz? Ee, bazen oluyor tabii yani. Bazen takılıyoruz. Var mı böyle bir anınız? Ee, yani pek o şeylerde girmesin yani. Diye bir şey oldu sanki öyle değil mi? Peki. oluyor bazen transferler dedik. Avrupa hedefi var mı bu arada Murat Bey? Aslında mi? biz geçen sene Avrupa hedefimiz hı hı. vardı. Şimdi bana sordukları zaman hedefin ne diye başkan diye sorduklar ben hep ilk on derdim. Hı hı. Şimdi ilk oyunun içinde tabii oradaki şifre var. Yani birincilik de var, ikincilik de var, üçüncülük de var, dördüncülük de var. Sonra birisi bana dedi ki ya başkanım ilk on dediğiniz zaman futbolcunun üzerinde etkisi az olur dedi. Sonra ilk hedefi dörde çıkardık ama maalesef yine bizim Montelli Hoca'nın kulakları çınlasın. Fantazileri yüzünden Alanya'ya kendi sahamızda 2-1 <laughs> yenildik. Kibir yenildik. Hayatımda hiç sağ açık oynamamış bir jenerasyonu sağda oynattı. E, orta sahadan aldı solda oynattı. Vargas'ı yedek bıraktı. Yunusak Yunus günü 10 numara oynattı ve o maçı kibir kaybettik. Vardır hocanın aklında bir şeyler. Ya şimdi biz Göztepe göste şey biz Göstepe maçında biz maçından sonra kendisiyle görüştük. Hı hı. dedi ki peki başkanım dedi eğer kazansaydık ne ne diyecektin? Dedim bana seni tebrik ederdim bir defa kazandığın için. Ama seni eleştirirdim. Niye? diye sordu. Dedim ki bak Şimdi sol açık sağ açık sen orta sahadan devşirme oyuncularla tamamlarsan sol açıktaki iki oyuncu sağ açıktaki iki oyuncu da mental yorgunluk olur o zaman. Hı hı. Onları toparlamak en az 5 haftanı bulur dedim. O yüzden seni eleştirdim dedim. E gerçeği de bu. Şimdi bir oyuncu mesela Metehan Mimar onu Oynamadı oynamadı şey, oynamadı. Tek maçta mı peki? Daha önceki Birkaç maçta oldu. Öyle mi? Ama Kesin genel şey. anlamda baktığımız zaman %1-2'yi geçmez yani. E, o açıdan Montel ben devam etmek istiyorum. Yani Hı -hı. inşallah. Avrupa? Hedef var. Çünkü Anadolu takımları için belli bir süreden sonra Avrupa büyük bir külfet olabiliyor. Ben anlayabiliyorum. Kesinlikle. Şöyle. Teknik direktörleri de Şöyle. E, şimdi Avrupa'ya gittiğin zaman Türkiye'den alacağın para o kadar önemli değil. Yani Hı -hı. şampiyon olsam bile bugün Hı -hı. 35 milyon prim alıyorsun yani. Çok yani komik rakamlar bunlar. Ama Avrupa'da gruplara kaldığınızdan zaman oradan ciddi paralar alıyorsun. Hı -hı. O açıdan iyi. Ama baktığınız zaman yani bugün bir kulübün... Bir yıllık bütçesine baktığınız zaman, gider gelir dengesini yaptığınız zaman en az yüzde elli eksidesiniz. Yani yayıncıdan gelen para belli, federasyondan gelen para belli, forma satışınız belli, kombine satışınız belli. Yani hiçbir kulüp cepten para koymadığınız sürece ayakta kalma şansı yok. Evet. Yok. Şimdi... Fenerbahçe ve Trabzon başarılı olur mu Avrupa'da? Ya i̇nşallah başarılı olur. Başakşehir'de var. Başak Sivas'ta var. var Sivas i̇nşallah onlarda başarılı olur. Çünkü yani çok acı. Yani önümüzdeki sene şampiyonlar ligine gidecek olan takım 3 elemeden geçecek. Evet. Yani, Niye böyle olduk Murat Bey? Yani tabii şimdi buradan da federasyona mesajım olsun. Yani yabancı sınırını kaldırması lazım. Hı hı. Yani yabancı sınırı olmadığı zaman daha başarılıydık Avrupa'da. Hakikaten daha başarılıydık. Hı hı. E şimdi bakıyorsunuz 3 tane yerli olmak zorunda. E şimdi birisinin yedeği e, diyelim ki yabancıysa yerli sakatlandığı zaman eğer iki tane oyuncu var, üç tane oyuncu varsa sadece onu çıkardığın zaman yabancıyı sokamıyorsun. İki tane oyuncu değiştirmek zorunda kalıyorsun. Doğru. Hocaların elini kurulu bağlıyorlar yani. Halbuki serbest bırakın. Zaten eğer yerli oyuncu bulursak ne oynatmayalım? Hı hı. İyi kaliteli yerli oyuncu bulursak ne oynatmayalım yani? Var bende çok kaliteli oyuncular var. Yusuf Sarı var mesela. Mustafa Kapı var. Önümüzdeki bir iki içinde muhteşem bir oyuncu olacak. Galatasaray altyapısından gelen. İsmail çok çalış var sağ bekte. Solda Abdurrahim var mesela. Bu arada sizi de tebrik edelim. Bu hafta içinde Seyhan'dan 5 tane altyapıdan oyuncu aldınız. Tabii toparlıyoruz. Yani şu anda bizim beş bin tane yakın oyuncumuz var Türkiye'nin genelinde. Hatta önümüzdeki yıllarda projelerimiz var. 3 Akade tane akademi kurmayı düşünüyoruz. 3 farklı şehirde. Yani inşallah bu düşündüklerimizi hayata geçirebiliriz de en azından Türk futboluna katkımız olur. Peki buradan ben Rezerv lige geçmiş olayım. Rezerv lig <laughs> Niye böyle oldu? Aslında Rezerv lige en çok isteyenler, isteyenlerden bir tanesi ben. Neden? ]dim. Neden? Çünkü şöyle bir defa maç oynandığı zaman 11 artı 5 7 değiştirdiğiniz 16 kişi oynayabiliyor. Hı hı. Maç eksiği olan yaklaşık 20 eğer 35 kişi kadronuz varsa diğerleri maç eksiği oluyor. Ve onlar ertesi gün Rezerv ligde oynatabilseydik. Ve genç çocukları da orada da oynatabilseydik bence çok iyi olurdu. Niye iyi olurdu? En azından hazır oyuncular yedekte kalmış olurdu. Hı hı. Ama maalesef saha yetersizliğinden dolayı, e, bu seneki giderlerden dolayı, bütçelerden dolayı birçok takım ayak uyduramadı. E, dile getirdiler kulüpler birliği toplantısında. 13 başkanlık toplantıda. Kaç kişi kabul etti bunu? İstedi? Aslında Ali Koç başkanı davetmesini istiyordu. Birkaç başkanımız da daha davetmesini istiyordu ama hocalar istemiyor. Evet. Hoca mesela e, örnek bir e, büyük takımın hocası demiş ki ben on onlarla uğraşacak halim yok demiş. Büyük takımın hocası. Büyük hocası yani. Haklı. Şimdi aslında rezerv ligin şöyle B takım olsa, B takım diye adlandırılsa ve başka bir lig olmuş olsa, başka bir e, branşta da hı hı. E, daha doğrusu birinci ligde oynamış olsa belki daha çok iyi. Kendi hocası olacaktı, kendi yardımcı hocaları, kendi her şeyi olacağı ve normal bir takım gibi e, mücadele edecekti. Belki oradan daha iyi e, futbolcular da çıkartabilir. Belki önümüzdeki yıllarda belki öyle bir şey olursa e, daha iyi olur diye düşünüyorum. Güzel olsun. Öyle değil mi? E tabii genç çocuklar var ya. Şimdi e, taraftarlar söylüyor. Altyapıdan oyuncu çıkmıyorum. Ya oynatmasan çıkmaz. E şimdi maalesef hocalar da eğer yarışmacı bir takımsan e gençleri oynatamıyorsun. Ancak maç 2-0, 3-0 önde olacaksın da. Böyle hadi son 10 dakika, 15 dakika bir iki tane genci sokayım oynatayım diye. Cesur olmak lazım yani. Şimdi mesela ben e, bu sene kadro yapılanları da şöyle yaptım. Hocaya söyledim. Yani solda iki tane adam, sağda iki tane adam. Okey, dört kişi. Üçü tecrübeli, birisi genç olacak dedim. Hı hı. Ve o şekilde kadroyu kurduk. Yani genç, gençlerin de önünü açmak için. Mesela Arda Kurtulan diye bir oyuncu aldık Fenerbahçe'den. kurun 17ye o. Niye, o, niye, o. E, Berk Yıldız var. İsmail çok Çokçalış var. Abdurrahim var. Yusuf Sar var. Daha kaç yaşında? 23 yaşında. E bunlara da fırsat vermek lazım. Mustafa Kapı var. Onları da oynatacağız. Kazanacağız. Evet belki hedeflerden belki biraz uzaklaşmış olursak bile yapacak bir şey yok. Hı, hı. Ama hedefimiz belli. Sahaya çıkan 11 iyi bir 11. Şimdi mesela diyor ki ya Murici niye almadık? Kaleci Murici. Tamam da alsaydık şu anda yedekti. Yine Ertaç oynayacaktı. Çünkü 3 tane yerli oynatmak zorundasın. Kareyi evet. kesinlikle ve kesinlikle yerli yapmak zorundasınız. Başka çare yok yani. Süperlikte kimi beğeniyorsunuz takım olarak? Takım teknik olarak direktörü var. olarak. Böyle tek tek sorayım. Takım olarak şu anda böyle izlemekten keyif aldığınız kendi takımınızın dışında. dönem bir Süper tabii ki birinci sırada. Kuşkasız. Böyle hakikaten güzel işler yapıyorlar. Keyif de veriyorlar dediğiniz. Şu anda ben tabii e, ben eskiden tabii amatör olarak ben futbol oynadım. Futbol ben Santrafor'dum. E, i̇yi de goller atardım. Hatta bir anımız var. Ee, Yeşilköy'de 2005-2006 yıllarında Rıdvan Dilmen, hı, hı. E, Tanju Çolak, e, Cüneyt Tanmanlar falan vardı. Bir halı saha maçları yaptık. 3-4 tane maç beraber. Ben 17 tane gol atmıştım. Tanju 3 tane gol atmıştı. Oo. Tabii. Siz Rı büyük Rıdvan'ın Rıdvan takımı, Rıdvan takımındaydım. Hı hı. Tanju o zaman daha tanışmıyoruz. Samimi değiliz. Adama bak ya. Adam her vurduğu gol oluyor diyor yani. Böyle bir anımız da var. Tabii ben atak futbolu severim. Hı hı. Yani bir defa mesela geri pas kalecilerle geri pas oynayan futbolcuları hiç sevmem. Hı hı. Ama maalesef bir İtalyan ekolu, bir e, Karagümrün hocası başlattı. Hı hı. Kaleciden başlatıp yani riskler de alıyorlar. Ben hiç sevmem. Halbuki at topu futbolcular peşinden koşsun, golleri alsınlar. Doğru. Benim elimde olsa o offset'i de kaldırırım. <laughs> bir ara Sarıgül söylemişti evet. bunu ama. Ama niye şimdi... Ha. Bir oyuncu eğer ileride kalıyorsa demek ki takımın 10 kişi bırakıyor. Hı hı. E bırakın o fırsatı da vursun o da golleri razı yani. Abi çünkü burası şov. Bir emek hırsızlığı mı diyorsunuz? Yani? Hayır emek hırsızlığı <laughs> değil. aslında adil. Kendisi Doğru. eğer orada kalıyorsa gelmiyorsa takım o kişi kalıyor hı hı hı. mu? Atak yapan takım için iyi bir eksik. Geri gelmiyor en azından. E şimdi insanlar güzel oyun seyretmeye geliyor. Golleri seyretmeye geliyor. Bırakın çok olursun ya. Fenerbahçe iyi oynuyor. Fenerbahçe son zamanlarda hakikaten atak futbolu oynuyor. Geçtiğiniz Beşiktaş çok e, iyi ya. gidiyor Beşiktaş. Hı hı. E, Anadolu takımlarından Konya biraz daha böyle e, o da hocadan kaynaklanıyor. 1-0 olsun benim olsun anlayışında genelde o hoca. Aslında bir, biraz daha tempolu bir oyun e, yok ama önce önce 1 0u bulup e, bir tutalım diyor. Yani çünkü birincilikteken bizim rakibimiz de e, o zaman e, Hatay Spor'u çalıştırıyordu. Hı hı. O zaman e, kendisi çıkartmıştı Süper Lig'e. 8-9 maçı 1-0 arak e, bitirmişti ligi yani. Hı hı. Eee Alanya çok iyi bir takım. E dün seyrettik Fenerbahçe karşısında. Başa baş bir mücadele değil aslında. Mi? Transfer tahtası da kapalı, kapalı olmasına rağmen. ama iyi oyuncuları var. Ama iyi oyuncuları değil. var. Evet. Berna Hanım iyi bir kadro kurmuş yani. Berna Başkan güzel işler yapıyor. İyi güzel yapıyor. Görüyoruz, Allah uyuyoruz. yardımcısı olsun. Buradan da e, Kayserililere söyleyeyim. Destek olun Berna Hanım'a. Evet. Tek o, bir bayan o maç, başkanımız var. O maçlar bomboş gerçek. Tabii, Çok tabii. güzel girdiniz konuya. Bütün iş Bakıyorum. adamlarına söyleyeyim. Gerçi bizim Adanalı iş adamları da duysun da. <laughs> en adam, bu gibi Anadolu takımların iş adamları, şirketleri destek olmaları lazım. En azından forma e, alıp çalışanlarına dağıtması, kombini alıp çalışanlarına dağıtması bunlar çok önemli. Hı hı. Yani çünkü o kulübün ayakta kalması, süperlikte olması, Avrupa'ya gitmesi şehre faydası var. O şehrin insanlarına faydası var. O şehrin şirketlerine, otellerine, yiyecek içecek satan e, dükkanlara, lokantalara, oralara faydası var. Evet. Adamı destek veriyor mu size? Yok, sıfır destek marşla. Yok, tabii. Ben de istemiyorum gerçi ama maalesef istemediği zaman de vermiyorlar. Şimdi bir Barotelli ben geçen sene bizim sadece çok duygulu bir programı vardı. Vesten'in e, günü vardı. Orada çıkıp bir konuşma yapmıştım, söylemiştim. Sayın valim demiştim. Sayın belediye başkanlarım. Hepiniz toplansanız 50 milyon euro bir çoruştursanız sadece Barotelli'nin yaptığı reklamı yapamazdınız dedim. Hı hı. Yani 25 Ocak'ta Google'da en çok aranan iki tane kelimeden iki kelime birisi Adana Demirspor, birisi Adana. Yani bunu parayla yapamazsınız. Aslında devletin tanıtım fonundan bize para aktarmaları gerekiyordu. Sizden önce hakikaten Adana Demirspor'un çok böyle talihsiz maçları, çok talihsiz bir türlü kırılamayan anları vardı. Yani 8-9 tane yarı final yani... final. Ben de Gerçekten. yaşadım. Ben de yaşadım. Birinci sene e, Hatay'da yarı finalde 90 artı 4'te finaldeydik. yedik 90 artı 6'da yediğimiz golle elendik. Bir Hı. sene sonra kare gümrük 120 dakika bitti. 5 penaltılar da bitti. 6. penaltıda elendik. Ee, Murat Bey sohbetimize devam edeceğim. Tamam. Size çok güzel sorularım da var ama bugün Beşiktaş Ankara gücü Beşiktaş karşılaşması var. Beşiktaş, Ankaralılar Beşiktaş'ı ağırlıyor sevgili Sercan Dikme alanında. Sercan selamlar sözü hemen sana bırakıyoruz. Selamlar, yayınlar, başkana da çok selamlar. Beşiktaş an itibariyle indi Ankara gücü maçı için. Maç günü geldiler sabah saatlerinde ve Valerian İsmail takımın daha fazla birlikte vakit geçirmesini ve otelde kalmasını istemedi. Hoca geldi, hoca geldi. Haftaya lider olarak başlamıştı siyah beyazlılar ve bu haftayı da lider bitirmek istiyor. Ve vegors şimdi çıkış yapıyor. Gezal sakatlığı devam ettiği için maç kadrosuna alınmadı. Kadroda yok. Atiba'nın da sakatlığı devam ediyor. İki futbolcunun maç kadrosunda olmadığını söyleyelim. Normal şartlarda bir gün önce geliyor. Deplasmana Beşiktaş ancak Cenk Tosun, Umut Ersin üçlüsü ve Beşiktaş'ın yeni transferi Della Ali ilk deplasmanı an itibariyle Ankara gücü deplasmanı ve Beşiktaş'ların çok fazlasıyla ne performans sergileyeceğini merak ettiği bir oyuncu Della az önce de ifade ettim tekrar söylemekte fayda var. Raşit Gezdal'ın sakatlığı devam ediyor. O nedenle maç kadrosunda yok. Atiba maç kadrosuna alınmadı. Ve bu sezonun en fazla konuşulan, yüksek performans sergilen oyuncularından biri Salih Uçan. Getson'la birlikte. Rozier'in ayakkabısını çekersen Ege. Biraz farklı bir tarz. Alışkınız Rozier'in. Farklı bir tarzına, giyimine, kuşamına çok dikkat eden bir futbolcu. Ayakkabılarıyla da bugün dikkat çekiyor ve bitiyor. Ön tarafa doğru gidelim. Kameraman arkadaşım Ege Ural sizlere yansıtıyor. Beşiktaş lider geldi. Bu haftayı da lider kapatmak istiyor. Valeryan İsmail sağ tarafta Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı. Valeryan İsmail normal şartlarda deplasmana bildiğiniz üzere bir gün önceden geliyor Beşiktaş ancak Hoca otelde çok fazla vakit geçirmelerini istemedi. Bu vakti Nevzat Demir tesislerinde geçirilmesini ve maç günü Ankara'ya gelmesini istedi takımın. O nedenle bugün bir değişiklik oldu. Takım maç günü geldi. Ve artık Birazdan hareket edecek ve takım oteline doğru gidecek Beşiktaş. Artık hareket ediyor. Siyah beyazlar buradan yaklaşık 15-20 dakika uzaklıkta olan takım oteline gidiyor. Burada Ege'cim, Ege'cim, Ege. Emre ve yayındayız. En azından çok kısa görüşlerinizi alsak. Evet hoş inşallah, inşallah. Bu hoş bulduk sağ ol. İnşallah güzel geçer ee, Ankara Deplasmanı. Ee, i̇yi hazırlanan takımımızla, fonda e, kazanmak için geldik. İnşallah hayırlısıyla döneriz akşam. Çok teşekkür ederiz. Tekrar sağ görüşmek sağ. üzere. Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Kocadağ'ın açıklamaları bu şekildeydi. Az önce söyledim. Gezdal ve Atiba sakatlıklarından dolayı maç kadrosunda yok. Biz bir kez daha sözü Deniz Tatar ve Sayın Başkan'a bırakalım. Sercan Dikme yine haberci refleksiyle kimi bulduysa getirdi. Tebrik ediyoruz gerçekten güzel bir yayındı sevgili Sercan. Son gelişmeleri de yine bağlantılarla sizlere aktaracağız değerli izleyenler. Evet sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Hatay'la oynayacaksınız. Hatay'da 19 İstanbul'da maçımız var. Çok mu mutluyuz. Yani gidemedim ceza arayabiliyorsunuz. Evet. 45 gün ceza aldım hak mahremiyeti aldım. Ka kaçıncı gününüz? Ee, herhalde 10. günüm olması lazım. Tabii kötü olan şey şu. Yani tamam ceza aldık da her ne maç seyretme hakkımı niye elinden alıyorsunuz? Daha önce öyle bir genelge vardı. Yani ben tribünde seyredebiliyordum, locada <laughs> seyredebiliyordum. Buradan da federasyona mesajım olsun. Yani bunu bir değiştirmeleri gerekiyor yani. Doğru. Şimdi hoca ceza alıyor, locada seyredebiliyor. E, başkan da aldığı zaman o da seyredebilsin bari ya. Değil mi? Maç seyretme hakkımı niye benim elimden alıyorsunuz yani? Kesinlikle. i̇zleyicilerden gelen mesajlara şöyle bir bakalım mı? Bizlere yazabilirsiniz değerli izleyenler. Programımız interaktif. Aspor'un hesaplarına, hesaplardaki paylaşımların altına sorularınızı gönderebilirsiniz. Hemen bakalım. Hasan Bey demiş ki, Deniz Hanım, Murat Başkan'a sorar mısınız? Fenerbahçe Arda Kurtulan'ı geri almak isterse ne kadara geri alacak? Şimdi şöyle, biz geçen e, yıllarda Yunus Akgün'ü almıştık biliyorsunuz, kiralamıştık. Hatta Galatasaray'a para da ödemiştik. E şimdi onu parlatan, onu gündeme getiren biz olduk. 7-7,5 milyon da bonsörüsle e, e, almak isteyenler de oldu. Hı hı. Ama biz bir şey kazanamıyorduk. Şimdi bundan sonra dedik ki Kir, kiralık almam. Aldığım zaman da evet, alım hakkı sende olur. Ama ucuz da alam alamazsın benden. Şimdi birinci yılın sonunda Fenerbahçe almak isterse ciddi para ödemek zorunda. İkinci yılın sonunda almak istediysem biraz daha fazla ödemek zorunda. Üçüncü yılında almak isterse biraz daha fazla almak zorunda. Ucuz değil yani. Ama 200 bin euro bonsolist parası verdi ona yani. Yani. Bir sene sonra almak her rakamı da söyleyeyim. Bir buçuk milyon ödemek zorunda. Bir oh. yıl sonra e, tabii ben alacağım, parlatacağım, iyi bir oyuncu haline getireceğim. Ondan Fenerbahçe'ye para kazanayım. E, biraz da ben kazanayım canım. Şimdi şeyi de sormak istiyorum. Merak ettiğim şeylerden bir tanesi de şu. Genelde başkanlar hep böyle basın toplantıları, işte maç sonu açıklamaları daha resmi, daha böyle e, o açıklamalar çerçevesinde oluyor ya. Mesela siz başkanlar arasında bir transfer olduğunda ya onu bize şu kadara verdiler. Şundan fazlasını verme ...şu şöyle böyle diye böyle konuşuyor musunuz? Ya sorarlarsa konuşuruz. Eğer gündeme gelirse de konuşuruz ama gündeme gelmezse... ...sonradan duyuyoruz almışlar. Belki parlı da almış olabiliyorlar ama yapacak bir şey yok. Ya bize bu kadar daha ucuza söylediler. Evet yani mi? şu anda hatta bir... ...büyük kulübün aldığı bir oyuncu bize daha önce... ...daha ucuza teklif ettiler. Öyle mi? Tabii ama ihtiyacımız olmadığı için almadık. Dört büyüklerden bir tanesi mi? Dört büyüklerden bir tanesi Yıldız ama önemli değil. Bunu sormayın o cevap vermem çünkü tamam. o başkanı zorunda bırakmak istemem yani. Tamam. Şimdi ben isteyince... Yıldız bir oyuncu şimdi muydu? şöyle... Şimdi ben isteyince Adana Demirspor isteyince ikiye alabileceğim bir oyuncu diğer dört büyük takımdan birisi istediği zaman o üçe dörde çıkabiliyor. Çünkü ismi var. Hı hı. Büyük şampiyon takım. E normal yani onlardan daha fazla istemeleri doğaldır yani. Olabilir Şimdi diyorsun. mesela Mario Balotelli daha önce Türkiye'den 5 milyon euro teklif etmişlerdi. Hı hı. E biz 3 milyon aldık. Mis. Yani. Peki e, <laughs> son yıllarda her Kulübün her oyuncunun daha doğrusu büyük menajerleri olabiliyor. Menajer olayı biraz böyle problemli de bir hal aldı. Siz nasıl bakıyorsunuz bu konuya Türkiye'de ve Avrupa'da? Tabii şimdi şöyle menajer bir de menajercik iki tip var. Yani bazı menajerler var futbolcuların sırtından rahat rahat para kazanan insanlar. Şimdi Hı. menajer dediğin zaman bir kulübe verdiği zaman o verdikten sonra işi bitmiyor. Parasını aldıktan sonra işi bitmiyor. Bir sonraki transfer sezonuna kadar o futbolcu takip etmek zorunda. Hı hı. Onun özel hayatıyla ilgilenmek zorunda, sorunlarıyla ilgilenmek zorunda. Çünkü senin e, malzemen bu. Senin işin bu. Hı hı. Ama maalesef öyle menajerler var ki ve getiriyorlar, veriyorlar. Ondan sonra futbolcuyu unutuyorlar. Kulüple futbolcu baş başa kalabiliyor. E şimdi en son çıkan yasada da mesela e, menajerler %5'ten fazla alamıyor diye bir yasa çıkardılar. Hı hı. Ya tamam da çıkarttınız da, hadi gel yurt dışına getirdiğin oyuncu. %5 ver. Adam vermiyor. %20 istiyor zaten. Şimdi insanları farklı yerlere çek e yönlendiriyorsunuz. Mesela o yasada çok e acilen değiştirmesi gereken şeyler var. Hı, hı. zaten kulüpler birliği çalışmaları içerisindeyiz. Bakanlıkta görüşüp yani bazı şeylerin değişmesi lazım. E şimdi şirketlere mesela e şirketlerle dernekleri aynı noktaya getirdiler. E şimdi e normal e iş yeri kanunlarına göre e denetlenmesi gereken şirketler olması lazım. Ama bir müfettiş gelip aynı dernekler masası gibi e, o şirket olan kulübü de eee kitleyebilecek yani. Doğru. E şimdi Avrupa'da nasıl yatırım getireceksin? Şimdi ben Manchester City ile örnek Real Madrid ile işbirliği yapacağım. Hı hı. E, gelmez ki. Niye gelsin yani? Pazarlama marketing bunlar hakikaten son çok yıllarda önemli, Çok önemli. Çok önemli. büyük şimdi bir değer kazandı değil adam mi? Adam gidiyor Manchester City'ye dünya kadar para veriyor, satın alıyor. E şimdi sen e, normal bir müfettiş gönderip orayı kitlesen olur mu? Olmaz. Şimdi bazı şeylerin değişmesi lazım. Evet. Futbolda çok yanlış işler yapıldı. Başkanlar da yanlış yaptı, yöneticiler de yanlış yaptı. Ama bu herkes yapıyor, anlamı taşımıyor ki. Herkesi aynı kefeye koymanın bir alemi yok. Hı hı. Evet, sorumlu tutun. Sorumlu olsunlar. Ama gelir gider dengelerine de bakmak lazım. Bir de şimdi Sport Toto'dun mesela. Hı hı. Şimdi Sport Toto parayı nereden kazanıyor? Kulüplerden ya, kazanıyor. Kulüplerden. Şimdi evet. daha önceki yıllarda yüzde beş alıyorduk. Hı hı. Şu anda bu oran yüzde düşmüş. Bakın yüzde düşmüş. Halbuki yüzde beş hakkımızı verseler bize. Birçok kulüp ayakta kalabilecek. Ama vermiyorlar. Onu da talep ettik. Bakalım bakanlıktan ne cevap gelecek. kulüp başkanları arasında böyle bir uyum var mı Murat Bey? Ya şöyle tabii yani bazen uyum sağlamak isteseler bile uyum sağlayamıyorlar. Hı. Şimdi yer, yerel e, tak, e, başkanlar olduğu için hı hı. oranın e, siyasi şeyleri var. Ona göre bazen ona göre davranmak zorunda kalabiliyorlar. E, tam da isteseler de olamıyor biliyor tabii. Mesela siz kendi aranızda konuşup daha sonra kulüp başkanlarının bireyselde farklı davranışlarını görebiliyor musunuz? Yani sanki orada Şimdi böyle... Bir... Şöyle yani mecbur kaldıkları için davranabiliyorlar. Hı hı. Şimdi bazen e, sohbet ediyorsun dışarıda da e, resmi açıklama yaptıysan onu diyorum ki o resmi açıklamalarım diyorum. Bir de gayri resmi açıklamalarınız var yani. Hı hı. Bir de işin iç var. Şimdi kulüpler birliğinde oturuyorsunuz gayet güzel konuşuyorsunuz. Şimdi kulüplerin ayakta kalması lazım. Şimdi o pandemi sürecinde evinde mahsur kalan insanları eğlendiren tek sektör futboldu. Doğru. Öyle değil mi? Ya yani biz o, o dönemde gittik mesela 60 gün boruda kamp yaptık para hı. harcadık. Sonra geldik maçlarımızı yaptık. Yoldan geçen bir vatandaş gidip e, testini yaptığı zaman bedava yapabiliyordu. Ama biz futbolcu çalışanlarımıza test yaptığımız zaman kişi başı 250 lira para ödüyorduk. Ve bu pandemi sürecinde tek destek görmeyen sektör futbol sektörü. Halbuki evinde mahsur kalanları eğlendiren, en azından onlara hoş gelen bir e, zamanını biz sağladık. Hı hı. Ama maalesef o dönemde bile biz yine ceplerimizden para harcadık. Şimdi ondan sonra soruyorlar. Zorlu bir süreçte. Ondan sonra soruyorlar bu paralar nereye gidiyor? E gittiği yerler belli. Ben her ay Sağlık Bakanlığı'na 200 bin yakın para ödedim. Teslice para ödüyorum yani olacak iş mi bu? Normal bir vatandaş yapıyor daha bunu. Yaşamayalım o günlere. Yani Herkese. ama yaşayacağız yani bu daha başlangıçtı. Önümüzdeki süreç daha da artacak. Peki yani buradan, bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız yani. Menajerleri sordum, aileleri de sorayım. Bundan 3-4 yıl önce Mehmet Seyit Özkan'la böyle bir sohbet esnasında işte altyapı çocuklar dediği için o konu oradan oraya açtı. O şöyle söylemişti. Mesela bir yetenekli bir çocuk geliyor, getiriyor aile ve bana diyor ki işte başkanım bundan ne kadar kazanırız? Bu çocuk yıldız olur mu? Bu çocuktan olur mu? Aileler de menajerlik konusunda gerçekten e müdahale ediyor. İnsanlar var, içerisinde değil mi? yani bir gelir kapısı olarak bakıyorlar ne yapsınlar yani. Şimdi e, bunun kadar doğal bir şey olamaz. Şu, yetenekli bir çocuğum varsa bunda ne kazanır diye düşünmesi kadar doğal bir şey olamaz. Doğal bir şey yok. Şimdi Ronaldo'nun menajeri babası mesela. Birçok futbolcunun abisi, kardeşi, babası yani. Peki. E, izleyicilerden i̇zleyicilerden gelen mesajlara Şöyle bir göz atıyorum, yorumlara bakıyorum. Emre Bey diyor ki, öncelikle iyi yayınlar, çok teşekkür ediyoruz. Hocam, Galatasaray taraftarı olarak sizi çok seviyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Biz sana Yunus'u versek, sen bize Onye Kuru'yu versen olur mu? Maraş'tan Ol. selamlar. Onye Kuru'yu da çok severim ama Yunus benim evladım. Hı, hı. Şimdi kıymetini bilmeseler bize versinler ama kuruyu vermem. <laughs> Belhanda da güzel bir grafik yakaladı sanki. Ben zaten işte. şimdi tabi tabii geçen mi? sene Belhanda e, şanssızlıklar yaşadı. Sakatlıklar yaşadı, Hı -hı. bel ağrısı yaşadı. Tabii taraftarlar, ben, benim şöyle bir söylemim var. Benden fazla sevdiğiniz bir futbolcu olursa ben o futbolcu gönderirim diyorum. Hı -hı. Ben taraftarını şu, bu futbolcu getiren benim. Burada Yıldız Bey'le. Onlara parasını <laughs> ödeyen benim. Önce beni sevmek zorundasınız diyorum. Çünkü Burada... ben olmazsam Balotelli gelebilir miydi? Gelemedik. Ben olmasaydım Belhan gelir miydi? Gelemedik. Kusura bakmayın. Yani hı hı. bunlar gerçekler. Böyle söylemin olduğu için bazı futbolcuların performanslarını beğenmedikleri zaman Twitter'da yazıyorlar. Başkanım biz Belhan'dayız, senden daha fazla seviyoruz. Eyvah. Diyorlardı mesela. Aa güzel. Ben de tabii <laughs> sezon başlarken ben şunu söyledim. Belhanda yeni transferimiz dedim bu sezon için. Hakikaten de şu ana kadar oynadığımız maçlarda gayet iyi performans gösterdi. 3 maçta 3 tane gol attı. En son maçta da gayet dirayetli ve güzel bir performans, bir performans gösterdi. gösterdi. evet. Ben çünkü hep inandım ona. Hep inandım ona. Çünkü çok özel bir oyuncu. Bazı oyuncular işte o ne derler ortamını bulduğunda daha Tabii. başka oluyor. Huzur açılmıyor. olduktan sonra evet. yani ortam iyi olduktan sonra insanlar oradaki birbirlerini sevdikten sonra niye oynamasınlar yani? Peki. İzleyicilerimizden gelen yorumlar ve sorularla devam ediyorum. Neco Bey demiş ki Deniz Hanım selamlar başkana sorar mısınız? Balotelli'yi Fenerbahçe ve Galatasaray istedi mi? Şimdi şöyle, direkt isteyen olmadı bir defa. Bir tek Göztepe maçından sonra Ali Başkan beni aramıştı. Hı, hı. Başkanım ne düşünüyorsun Balotelli'ye ilgili? Ben aynen direkt söylemiştim. Başkanım size yaramaz. Onu almanız şimdi beni beni de almanız lazım demiştim. Çünkü yönetmek çok zor. Hakikaten hı hı. çok zor. Ha direkt benden istedi mi? Hayır. Galatasaray direkt istedi mi? Hayır. Şimdi bana soruyorlardı. Mario kaça verirsin? 10 milyon eurodan aşağı vermem diyordum. Ama maalesef e, sözleşmede bir madde koymuşuz. 4 milyon euro getirdiği bir zaman gider. Eyvah. Onun %20'si de Mario'nunmuş. 3.2 ile... Iki, Nasıl kaçırdınız onu? E, kaçırdık yani yapacak Nasıl bir şey yok. Nasıl oldu? Şimdi Galatasaray 3.2'yi vermiş olsaydı ben Galatasaray'a verirdim. Niye vermeyeyim hı hı. yani? Fenerbahçe'de verseydi ona da verirdim. Ama direkt benden istemediler yani. Şimdi taraftarlar yazıyor. Ya bize vermedin, siyona verdin. Ya istemediler ki kardeşim. İsteselerdi verirdik, anlaşıyorduk. Hatta o, belki %3-5 de skonto yapardık yani. Hı hı. Türk takımı olduğu için yani. Ama zor yönetilirdi bakın. Bu, bu sezon mesela kapınızı çaldı mı herhangi bir başkan? Ya? Bu, bu oyuncuyu bize verir misiniz dedi. Hani Balotelli'yi sorduk madem başka bir isim başka var mı? Başka oyuncular da istiyor. Tabii tabii bizden başka Sabet'i istediler. Tayyip Talah'ı istediler. Ee, hatta Şimdi mesela en son Soros Toper aldık Radiski'yi mesela. Birçok büyük kulüp aslında alması gereken bir oyuncuydu mesela. Biz aldık. Hı hı. E bugün Svenson'u yurtdışından istediler. Yani bizden çok epeyce oyuncu istediler. Peki yani. böyle kalbinizde bir isim var mı? Bir gün Adana'ya getireceğim. Adana Demirspor Forması giydireceğim dediğiniz bir yıldız isim. Bir içinizde uhde kalan. Şimdi kal, öyle ha. bir şey söylersem şimdi taraftarlar sürekli gündeme getiriyor. Öyle mi? Tabii. Onun için taraftarları tamam, var mı peki? heyecanlandırmayacaksın o konuda. Var mı peki? Yani ya benim elimde olsa, Hı -hı. gücümde olsa, ben en iyi oyuncuları getiririm. Hı -hı. Ama bu güç güçle orantılı bir şey. Şimdi gelir kaynağın belli. Yani sen Süper Lig'de şampiyon olsan bile 200 milyon para kazanıyorsun. Peki, kurduğun kadro şampiyon olmak için kurman gereken kadroya kaç para ödemek zorundasın? Masraflar giderler de dahil. En az 500-600 milyon. Hı -hı. E şimdi 10 lira, 20 lira bile satmakla bu iş olmaz. Doğru. 400 lirayla e, forma satmakla olmaz. Bugün Avrupa'da bir maça gittiğiniz hani 5 euro. Sizi en çok düşük. gerçekçi buldum. Öyle gerçekçi. mi? Ben. Gerçi... ben mesela düşünüyorum. Ben bir başkan olsam gönlümde bir isim yatar. Derim ki ya yani bir gün seni bu takımda oynatacağım. X. Ya şöyle çok e, beğendiğim, izlediğim iyi oyuncular da var. Hı hı. Ama yani şimdi e, gidip 10 milyon euro, 20 milyon euro bonserif verip de kalkıp Adana Demirspor'un başına bela etmem yani. Şampiyonluk Öyle. gelecek mi Adana'ya? Bizim 5 yıllık e, beş hedefler yıl. içerisinde var. İki yıl geçti. Bakalım daha üç Güzel daha gidiyor. var. Niye olmasın yani şimdi şampiyonluk gelse yok mu diyeceğiz? Tabii canım. Demeyiz yani. yani. Ama maddi manevi bir süreç e ya tabii, ya bu. süreçtir bu. Yani bu bir şeydir bir havadır. Yani mesela sen 10 hafta üst üste kazandığın zaman şampiyonun en güçlü adaysın. Hı hı. O havayı da kimse kolay kolay bozamaz. Belki 20. haftaya kadar da gidebilirsin. E 20 hafta galip gelirsen zaten şampiyonsun. <laughs> Peki bakıyorum acaba. E, hayallerinizi merak edenler varmış. O da son cümlesi de zaten onu pekiştirebilecek e, bir cümle. Şampiyon bir olmak da demiyor. Iz, i̇zleyicimiz demiş ki bak kapanışı böyle yapalım Hı. Murat Bey. Ersin Bey, Adana'nın bürokratları ve iş adamlarının takıma destek vermeleri için bizler ne yapabiliriz? Yani şimdi eee ayağa kaldıracak halimiz yok. Do doğru. Sadece şunu bilsinler yani sadece Adana demiş değil yani bütün şehirlerdeki Türkiye'deki bütün iş söylüyorum. Şehir takımlarınıza sahip çık. E kazanan sizsiniz. Şimdi baktığınız zaman Murat Sancağ'ın Adana'da bir iş yeri var mı? Yok. Hı hı. Adana'dan para kazanıyor mu? Hayır. Peki siyasi beklentisi var mı? Hayır. Yok. E gelip şimdi Adana'da bir sporu kayyuma gidecek noktadan bu noktaya getirdiyse ben Adana'lı iş adamı olsam kendimden utanırım. En azından Murat Sancar'a destek vermek için elimden geleni yaparım. Hı hı. Tamam para verme. Ama loja al. Kombin al. Bilet al. Forma al. Arada bir reklam ver. Sponsor ol. E bunu da mı yapamıyorsunuz? Şimdi Adana'dan parayı kazanmışsınız. Ya da Kayseri'deki iş adamı. Kayseri'den parayı kazanmışsınız. Kayseri'den zenginleşmişsiniz. Giresun'dan zenginleşmişsiniz. E destek olun ya. Hı hı. Olması gereken bu. Bir de parantez açalım. Hakikaten süper ligin yine söylüyorum bence en sempatik takımlarının başında geliyor Adana Demirspor. Başarıyla da de paralel gidiyor. Şimdi Adana Demirspor'un aslında geçmişten hı hı. geçmişten e, gelen bir sempatili var. Mesela e, beni bir parti lideri yarmıştı. Oğlum demişti, oğlum demişti. Adana Demirspor benim çocukluğumun takımı. Evet. Ama üzeri tozlanmış, unutulmuş bir takımdı. Hı hı. Ha benle beraber şu anda iyi bir noktaya geldi. Allah bozmasın. İnşallah Allah nasip ederse bu takımı da hak yere getirmek için uğraşıyorum da. Didiniyorum da. İşte Mete Korkmaz olsun. Hı hı. Gökhan Göktürk olsun. Yönetim kurulu arkadaşlarım olsun. Çalışanlar olsun. Futbolcular olsun. Hoca olsun. Nice güzel Herkes uğraşıyor. Allah neyi nasip ederse o nasip olur. Ötesi hepsi yalan. Murat Bey. Süremizin ne ara sonuna geldik vallahi ben de anlamış değilim. Bir program daha yaparız. Ben bunu saymıyorum olur, o halde. Olur. olur mu? Ne zaman arzu ederseniz gelirim. Çok teşekkür giderim. ederim o ben güzel sohbetiniz ediyorum. için, samimi cevaplarınız ne demek için. Her zaman. Biz yine bekliyoruz sizi İnşallah buralara. en kısa zamanda geliriz yine. <laughs> Değerli izleyenler bu haftanın da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için, bizlerle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir pazar günü diliyoruz. Haftaya saat 10 ve 12 arasında hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu 10 ve 12 arasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, şimdiden iyi pazarlar. Hoşçakalın.